الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، مثلاً عزيز kardeşler, önce özüme sonra size uca Allah'tan ona yaraşan şekilde korkmayı tövsiye ederim. Mehterem kardeşler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinin en önemli hususiyetlerinden biri, bir ümmet olma, bir millet olma, bir güve olma. Allah azze ve celle El-Mu'minun suresinin 51. ayetinde buyurur: "Ve inne hâzihi ummetukum ummeten vâhideten ve ana rabbukum fe'budun." Hakikaten bu sizin tek olan ümmetinizdir. Hakikaten siz tek bir ümmet, tek bir milletsiniz. Ben de sizin Rabbinizem, oysa tek bana ibadet edin. Oysa benden korkun. İhtilaf, parçalanma, teessüpkeşlik, taraftarlık, milletperestlik, renge bölünmek, dine bölünmek, kabileye bölünmek, bunların hiçbiri İslam'la katı şekilde alakası yoktur. Bunların hepsini İslam dini reddedir. İslam dininde İslam ümmeti var. Bir ümmet var. Bir millet var. O da iman ehli. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de buyurur: وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipinden mühkem yapışın ve parçalanmayın. Başka bir ayette Allah Azze ve Celle buyurur: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاَخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Hak ve deliller geldikten sonra, onlara hakikat belli olduktan sonra İhtilaf edin, sonra parçalananlardan olmayın. Allah Azze ve Celle başka bir su ayete buyurur: وَاَطِعُوا اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Allah'a ve onun Resulüne itaat edin. Mübahise etmeyin. İhtilaf etmeyin. Tartışmayın, zayıflayarsınız, heybetiniz gider, gücünüz iter. Sabırlı olun, Allah hakikaten sabredenlerle beraberdir. Başka bir ayet Allah Azze ve Celle buyurur: İnnellezîne ferrakû dînehum ve kânû şî'an leste minhum fî şey. Ey Resulüm, şüphesiz ki senin firka firka olur dinini parçalayanlarla hiçbir alakan yoktur. Mehterem kardeşler, birliği, beraberliği, safın düzgünlüğünü her bir Müslüman korumaya çalışmalıdır. Bu ümmeti Allah Azze ve Celle güçlü olarak, izzetli olarak, şerefli olarak yaratmıştır.
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna giden ümmetin bu sıfatlara nail olması mutlak ve mutlak lazımdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İmam Müslim'in rivayet ettiği hadiste buyurur: İnna Allah yarda lekum selasen ve yakra lekum selasen feyarda lekum en te'abuduhu ve la tuşriku bihi şey'en ve en te'atasimu bihablillahi cemi'en ve la teferrafu ve yakra lekum kıyla ve kal ve kezretu sual ve idaatu mal. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Abu Hureyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği Sahih Müslim'deki hadiste buyurur: Allah'ın sizden üç şey, Allah'ın sizin üç şeyinizden razılığı var. Allah sizin üç emelinizden razıdır. Üç emelinizden de nifret edin. Allah'ın sizin razı kaldığı emellerinizden tek Allah'a ibadet etmeniz, ona hiçbir şey şerik koşmamanızdır. Allah'ın ipinden mehken yapışmanız ve hiç zaman parçalanmamanızdır. Ve nifret ettiği emeller ise söz söhbet edip kalmadan çıkardır. Müslümanların başını katmanız, çok faydasız yere sual vermeniz ve Allah size verdiği rızkını faydasız yere harcamanızdır. Mehterem kardeşler, İslam ümmetine nispet olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna giden her bir kadına, her bir kişiye vaciptir ki sehfin mehken olması için elinden geleni etsin. Asla ve asla parçalanmaya ve parçalanmaya aparan sebeplerden tutmasın ve bu ümmetin problemlerinin hallinden bir hisse olsun. Parçalanmanın, ihtilafın ve Müslümanların zayıflamasından bir hisse değil. Mehterem kardeşler, parçalanmanın, ihtilafa düşmeyin ve ümmetin zillete uğramayının, zayıflamayının, gücünün gitmeyinin ve hürmetin ve ahval altına alınmasının sebepleri var. Eğer bir gücünü ümmet, bir gücünü millet, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti olarak izzet içinde yaşamak isteyir ise parçalanma ve bütün parçalanmanın sebeplerinden uzak durmamız vaciptir. Parçalanmaya ve bölünmeye sebep olan ilk amil Müslümanların kitap ve sünneden uzak kalıp dine getirilen yeniliklere, bidatlere kapı açmalarıdır. Kitap ve sünneye ve selefin icmasına muhalif olan, dine nispet edilen ne varsa onların hamısı esilsiz, dinde irtibarı olmayan yenilik sayılır. Şeyhülislam İbn Teymiyye rahmetullah Fetvalar kitabında buyurur ki: El bid'atu makrunatun bil furqa kema enne sünnete makrunatun bil cema'a. Bid'at parçalanmakla bitişiktir. Nece ki sünnet birlikle, beraberlikle bitişiktir. Yani insanların parçalanmasına sebep olan en mükemmel ve en esas sebep Müslümanlar aralarında bid'ate yol vermeleridir. Ve onların vehdetinin, birleşmenin en önemli sebebi ise sünneden mühkem sarılıp bid'atleri reddetmektir. Bid'at sahiplerine dünyada zillet, ahirette de azabı yaşanır. İbn Abbas radıyallahu anhuma bu ayetin tefsirinde buyurur ki: "Yevme tebyaddu vucuhun ve tesveddu vucuh." O gün, ahiret günü, birçok yüzler kapkara dağılacak, birçok yüzler ise nur kimi parlayacak. Abdullah İbn Abbas radıyallahu anhuma der ki: "O gün sünne ehlinin yüzü parlayacak, bidat ehlinin sifati ise kapkara dağılarak zillet içinde olacak." Mehterem kardeşler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İmam Bukhari'nin ve İmam Müslim'in
sahih kitabında rivayet ettiği hadiste buyurur: "Men ahdese fi emrina hada ma leysa minhu fe huve raddun." Kim bizim dinimizden olmayan herhangi bir emele bu dine dahil ederse, onun getirdiği bu amel reddolunur, onun başına çakılır. Muhterem kardeşler, bidatın zararı ümmete büyüktür. Ona göre İbn-i Mes'ud radıyallahu anh'u der ki, az emel olup sünnete uygun olan, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in yoluna uygun olan çok olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yolundan uzak olandan daha hayırlıdır. Müslümanların parçalanmasını, heybetinin itmeğini ve bu hayatta zillet içinde yaşamasını en önemli sebeplerinden biri de nefs isteklerine uymalarıdır. İstersen hakim olsun, istersen rehber olsun, istersen imam olsun, istersen alim olsun, istersen ilim talebesi olsun, istersen Müslümanlardan bir fert olsun, hatta ailesinin içinde olan bir kişi olsun, eğer nefsinin isteklerine insan uyarsa, öz nefsi isteklerini ve şahsi menfaatlerini şeriatın önüne koyarsa, o insan sadece ve sadece yaşadığı çevrede parçalanma törede ve onun törettiği bu fitnede sadece Müslümanlar zillet ve utanç içinde yaşıyorlar. Muhterem kardeşler, nefse uymanın, nefs isteklerine uymanın ve tabi olmanın birçok sirleri ve bunu edenlerin ellerini attıkları hileleri vardır. İlk önce bu insanlar nefslerine uyanlar, sonra uydukları bu nefse uygun deliller taparlar, sonra bu delilleri nefslerine uygun, nefslerine istedikleri şekilde yozmaya veyahut da şerh etmeye çalışıyorlar. Ve bunlar bunu ederken kalede çalmak, özlerini temize çıkartmak, doğru yerde olmaklarını göstermektir. Aziz kardeşler ve mühterem Müslümanlar, Selef-i Salih deyir ki, yeryüzünde bütün Müslümanların arasında yayılan bütün bidatların, bütün fesadın, bütün fitnenin sebebi orada yaşayanların veyahut da orada tesir edenlerin meselelerde, akide ve ibadet meselelerinde öz nefsi isteklerine uymaklarıdır. Ona göre kitap ve sünnede nefse uymaktan çekindirmek nazil olur. Allah Azze ve Celle nefs isteklerine uymaktan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetini çekindirir. Kasas suresinin 50. ayasında Allah Azze ve Celle buyurur: وَمَنْ اَضَلُّ مِنْ مَنْ اِتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Allah'tan bir doğru yol gösterici gelmeyince öz nefsi isteğine uyandan daha çok azmış kim olabilir? Şüphesiz ki Allah zalim adamları doğru yola asla yönetmez. Eğer doğru yolda olmak isteyirsen ise bu ayeyi dikkat ve fikir ver. Kasas suresinin 50. ayasını unutma. Onu yaz. Her gün hatırla. Eğer hidayet yolunda kalmak isteyirsen ise nefs isteklerini şeriatın önüne koyma ve hiç zaman zulüm etme. Eğer nefsine ittiba etsen, eğer zalimlerden olsan, Allah seni hiç var doğru yolda gidenlerden etmeyecek, azmış tayfalardan bile olacaksan. Mehterim kardeşler, Allah Azze ve Celle Davud Aleyhisselam'a hitap olarak buyurur ki: فَحْكُمْ بَيْنَ النَّاسَ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُ الْهَوَى فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذ۪ينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ. İnsanlar arasında adaletle hüküm et. Ayet kimin? İnsanlar arasında adaletle hüküm et. Yani nefsine uygun olarak sana sarf edilen şekilde değil. İnsanlar arasında adaletle hüküm ver.
yolundan azdıran, həqiqətən Allahın yolundan azanları hesablaşma gününü unutduqları üçün şiddətli bir əzab gözləyir. Ədalətsiz olaraq kiminsə haqqına girən, haqqı olmadan kiməsə bəhtən ataraq iftira edən, hər hansı bir hökmdə nəfsinə ittiba edən insanı Allah bu ayədə qınayır və hədələyir ki, unutduğun o hesab günü səni şiddətli əzab gözləyir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kiməsə zülm etməkdən, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nəfsinə uyaraq hərəkət etməkdən və bunun şərindən Allah azze ve celle sığınmışdır. İmam-ı Tirmizi Sünen kitabında rivayet ettiği hadiste hansı ki Allah-u Rahmanullah hemen hadisi sahihleştirmiştir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Allahümme inni e'udu bike min münkaratil ahlak vel a'mal vel ahva. Ey Allah'ım, pis ahlaklı olmaktan, pis emel sahibi olmaktan sana sığınıram. Ve sen beni nəfs istəklərinin şərindən qoru. Ey özünə güvənən, özünə əmin olan, fitrədən qorxmayan, nəfsi istəklərlə diz çökümüz, şəhvətlə körə olan müsəlman, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sığındığı və qorxduğu bunlardan əmin olma. Əgər Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem nəfsinin istəklərindən, nəfsinin istəklərinə olmaqdan qorxmuşsa, sen hiç kimsen, sen korkmak değil, nefsime ibadet edenlerden olmaktan mevkinen. Mevkinen kardeşler, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sahih hadisten buyurur. İnne mimme ahşa aleykum ba'di, budunakum, ve furucakum, ve mudillatul ahva. Menden sonra ey ümmeti, size en çok korktuğum şeyler bunlardı ki siz haram yiyesiniz. Karınlarınızı haram rızkıyla doldurasınız. Rızkı kazanarken halal haramı fark etmeyesiniz. Ve siz övratınıza ve ayıplı yerlerinize sahip çıkmayasınız. Zina ve fuhuş ederek Allah'ın koyduğu hedleri aşasınız. Ve öz nefsinizin isteklerine uyarak hərəkət edəsiniz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmətdən qorxduğu bunlar idi. Sən əgər qiyamət günü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında hörmətin olmağını istəyirsənsə, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahib olduğu kövsər bulanından içmək istəyirsənsə, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahib olduğu tevhid bayrağının altında olmak isteyirsen ise karnıma giden yemeklere fikir ver. Övratına fikir ver. Fuhuştan ve fahişelikten ve bunu aparan vesilelerden uzak ol. Ve asla ve asla bu fani dünyada öz nefsi isteklerini şeriatın önüne koyma. Mühterem kardeşler, mühterem insanlar, ümmetin bugün birleşmeye, Müslümanların bugün birleşmeye, beraber olmaya, kardeş olmaya, bir yumruk gibi olmaya ihtiyacı var. Bir yumruk gibi olmaya davet eden alimlere, davetçilere, imamlara, tersin edici şahsiyetlere ihtiyacı var. Bu ümmetin zerrede milleti parçalayana, hizmetçiliği edenlere, fitrekarlara ve memurlara ihtiyacı yoktur. Bunlar Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetinin düşmanlarıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnesinin düşmanlarıdır. Aziz kardeşlerim, kim olursa olsun, eğer hayatını ve ömrünü bu fani dünyada geçirdiği günlerini kitap ve sünne üzerine kurmazsa, kıyamet günü peşmançılıktan sadece özellerini çevirecek. Aziz kardeşlerim ve mühterem müsallallah, ümmetin bugün darmadağın olmağına, parçalanmağına ve bu sebepten zilmet yaşamalarına sebep olan üçüncü sebep, ümmetin
hizmetçiliğe, gruplara, firkelere ve cemaatlere verilmesidir. Tuğan'ın cemaati, Tuğan'ın firkesi, Tuğan'ın grupbası, Tuğan'ın etrafındakiler, Tuğanlar, Tuğanlar, Tuğanlar. Bu en çok bugünkü günde ümmeti parçalayan sebeplerden biridir. Tarih boyu, tarih boyu İslam düşmanları bilirler ki bu ümmeti ne hançerle, ne silahla, ne güçle, ne kuvveyle bu ümmeti mağlup etmek mümkün değil. Ölümü hayat kimi arzulayan bir ümmeti kimse dip çöktürebilmez. Bu ümmeti yegane zayıflatma yolu aralarını nifak sokur. Müslümanları parçalama, onları darmadağın etme ve onları rehberlerine karşı çıkartma, imamlarını ve onların en ümtelemelerini, onların alimlerini gözden salmaya çalışmaktır. Dinin düşmanları bunu ederken, İslam ümmetinden olan nifak taşıyan fasık insanları da ölçüye salırlar. Mühterem kardeşler, İslam ümmetinin bugünkü günde yaşadığı zillet hamımızın gözümüzün kabağındadır. Kimse bunu inkar edebilmez. Bunu sadece kör kulaklar, kör gözler, dallar dinler inkar edebilir. Gören gözlerin kabağında her şey bellidir. Eşten kulakların kabağında her şey ortadadır. Danışan hakiki dinlerin kabağında hiçbir şey gizli değil. Ümmetin bugünkü günde bu hale düşmesi, bu zilleti yaşaması, her tarafta katilin ve Müslüman kanının akması, bir Müslümanın canını milçek kanunla, milçek kanunların daha ucuz olmasının sebebi yaşadıkları bu parçalanma, bu bölünme, bu hizbicilik, bu tersip köşkiktir. Ona göre aziz kardeşlerim, bunu bilmemiz lazımdır. Din olarak, akide olarak, menhec olarak, İslam olarak kulların neler olduğuna inanmamız lazımdır. Aziz kardeşlerim, hizbicilik, gruplaşma ve kör körana kimese tehdit etme bu ümmeti darmadağın edeyim. Ona göre Allah Azze ve Celle kör körana tehdit edenleri, subutsuz yere başkalarının sözünü kabul edenleri Kur'an-ı Kerim'de gülerek buyurur. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُوا مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ أَبَعْنَا أَوَلَمْ كَانَ أَبَعْهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ Onlara Allah'ın nazil ettiğine tabi olun değildikten onlar hey biz öz atalarımızın tuttuğu yolunu tutacağız. Biz ataları bir şey anlamayıp doğru yere yönelmeyip dersinize. Eğer senin ittiba ettiğin, kör körünü tekrit ettiğin, kapağında ezilip büzülüp zelil olduğun insan, zarara tehdit ise senin akıbetin ne olacak? Kıyamet günü sen Allah'ın azabına girerken kim çıkartacak? Ona göre ey Müslüman, gözün açık, şuurun açık, kulağın açık olsun ki delilsiz danışan insanların sözünü tutup da geçme. Seleflerden biri değil ki esassız sözü tutan, kör körünü tekrit edilen insanla ağzını kendi seçip takılmış, başını kendi takılmış yedekte sürüklenen heyvanın arasında fark yoktur. Bakara suresinin 101. ayeti de Allah Teala buyurur. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللّٰهُ قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ Onlara Allah'ın nazil ettiğine inanın dedikten onlar biz özümüze nazil edilene inanırız deyip onun ardınca geleni inkar edirler. Yani bu Kur'an-ı Kerim'in hidayet bir kitap olduğunu inkar edirler. Bununla gitmek istemirler. Fulanın sözüyle, fulanın meslehetiyle,
Kur'an'ın görüşüyle, Kur'an'ın felsefesiyle dediler. Kur'an-ı Kerim'i hayatlarında ve özlerine hakim tutmuyorlar. Mehterem kardeşler, ibret. Orada dedin ki bir insan dinine hak sahibiyen, selefiyen, sünniyen desin. İbret adlandırmada değil. İbret emelde hakiki hemin vesfi taşmaktadır. Bunun var hakikat. Ona göre mühterem kardeşler, hakikatle hayalı, hakikatle devamı, hakikatle zenni mütlak seçmemiz lazımdır. Allah azze ve celle de dileyelim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmetini parçalanmaktan korusun. Amin. Onları bir araya getirsin. Amin. Sehlerini bir etsin. Amin. Kelmelerini bir etsin. Amin. Gücünü bir ümmet etsin. Amin. Başı dik şekilde, sözü yüksek, yüksek şekilde yaşayan bir cemaat eylesin. Amin. İhtilaftan, parçalanmaktan, bunun sebebi olan zillahtan korusun. Amin. Ve akulü ma tesmaun. Ve astagfirullahalazim ve lekum min nisa'il muslimin min kulli zenb. فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي الله المصطفى وعلى آله وأصحابه المجتبى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عزيز kardeşlerim, mühterem insanlar, sizlere bu ettiğim bir kardeş nasihatidir. Bir samimi kalpten kalbe bir tövsiyedir. Ve hissedildiğim üzerinde olan mesuliyeti eda etmek ümidimdir. İslam ümmeti bugün birbirlerine karşı pis zemin uzak olmalıdır. Her bir Müslümanın yanında kazınmış bir kuyu olmalıdır. Mümin kardeşinin hatalarını bastırmalı için. İslam ümmetinin birbirine karşı güzel zemin kalbinde dirildir. Pis zemini ise götürüp atmaya ihtiyacı var. Bu lazımdır. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de Hucurat Suresi'nin 12. ayetinde buyurur. Ya eyyühellezine amenu içtenibu kethiran minezzan inne ba'de zanni izin. Ey iman getirenler, çok zannetmekten çekinin. Ve bilin ki bazı zannetmeler günahdır. İslam ümmetinin bugün birbirler hakkında, Müslümanlar birbirler hakkında gözel zannedip birbirlerini desteğe alıp birbirlerini düştüğü çukurlardan çıkartmaya çalışmaya ihtiyacı var. Muhterem kardeşler, en çok parçalanmaya aparan sebeplerden biri bir insan haset hastalığına düşer olmasıdır. Eğer bir insan haset hastalığına düşer olduysa bu insanın ilk yaptığı cinayet haset ettiği insana böhtan olur. Yalan olur. İntikam olur. Ne memnun olur. Ve bununla da bütün cinayetler yavaş yavaş hırda hırda adım adım etmeye başlayın. Kendilerimizi bakımlıktan, hasetkarlıktan, Allah'ın böldüğü paylara itirazımızı bildirmekten saflatmamız lazımdır. Ve hemçinin parçalanmanın en büyük sebeplerinden bir insanın bahçılığa can atması, kimin neyse özünü rakabette bulundurması, en çok İslam ümmetini parçalayan sebeplerden biri budur. Ve hemçinin parçalanmanın en pis sebeplerinden biri
alimlərin gözdən salınmasına yol açmaq, elm tələbələrini gözdən salmağa cəhd göstərmək, onların eyblərini güdmək və bir eybini gördüyün zaman yer üzündə onu gözdən salmaqla, insanların içində heybətini itməklə məşğul olmaqdır. Baxın, Abdullah ibn Mübarək rahimahullah sələfi alimlərindən olan bu şəxsiyyət bu ümmətə necə gözəl nəsihət edir. Mən istəxafə bir öləmə zəhəbət axirətuhu. Mən istəxafə bir umara zəhəbət dünyahu. Və mən istəxafə bir ixvan zəhəbət muruatahu. Kim alimləri, elm tələbələrini, müsəlmanların bahçılarını küçümsəyərsə, onları gözdən salmağa çalışarsa, o insan ahirətini itirər. Kim hakimlərə qarşı çıxmağa, onları küçümsəməyə çalışarsa, dünyasını itirər. Kim ətrafındakı qardaşlarını küçümsəyərsə, hörmətini itirər. Əgər ahirətini itirmək istəmirsənsə, dünyanı itirmək istəmirsənsə, dostlarını qazanıb, mehriban olub, bir yumruq kimi olmaq istəyirsənsə, alimlərə, elm tələbələrinə, rəhbər olan müsəlmanlara və dostlarına hörmət et. Onların haqqını qoru, onlara dil atmaqla, gözdən salmaqla sadəcə və sadəcə özünə zərər edəcəksən. Allah Azza və Cəllə yüksəltdiyini kimsə alçalda bilməz. Allah alçaltdığını kimsə yüksəldə bilməz. Hər şey Allahın əlindədir. Odur gücün qüdrət sahibi. Möhtərəm qardaşlar, Cəfər ibn Süleymən rahmetullah Məlik ibn Dinar'dan rivayət edir ki, Məlik ibn Dinar deyir ki, Kəfə bilmar işarran əllə yəkuna minəs salihin və huvə yəqəu fiyir. Bir kişiyə şər olaraq, fitnə olaraq yetər ki, salih əməl sahibi olmasın. Fitnə olaraq yetər ki, salih əməl sahibi olmadığı halda salih insanların dair olmalısın. Möhtərəm qardaşlar, Həsən-ül Basr rəhməllər buyurur ki, Əd-dünya mahlamatun illə məcəlisül ölemə. Dünya zülmətdir. Dünya zülmət içindədir. Alimlərin, ilm adamlarının məclisindən başqa. Allah dünyanı zülmət olaraq yaradır. İlm məclislərindən başqa. Əgər bu ilm məclisləri qorunmazsa, ilm məclislərinin sahibləri qorunmazsa, dəvətçilərin, tövhidə və sünnətə çağıran insanların hörməti qorunmazsa, hətta onların xataları örtüb bastırılmazsa, yer üzünü zülmət qürüyər. O gün Allahdan bəra gəldiyi zaman salih insanlar da fasid insanların içində hələk ödüb gedər. Ayşə radiyallahu anhə bir gün Peyğəmbər s.ə.v. bəra gələcəyindən danışarkən deyir ki, ya Rasulullah, əgər bəra gələrsə, oradakı salihlər olsa necə? Deyir, ey Ayşə, əgər yer üzündə fəsad çoxalarsa, fəsad əhli çoxalarsa, o zaman bəra gələndə yaxşılığı da pisi də məhvələr. Əziz qardaşlarımın möhtərəm müsəlmanlar, ona qədər bugünkü gündə bu ümmətin dəvətçiləri, alimləri, elm tələbələrini qorumaları lazımdır. Qorumamız lazımdır. Alimlərimizi, tələbələrimizi, dəvətçilərimizi, imamlarımızın yanında durmamız lazımdır. Onları müdafiə edib, himayə etməmiz lazımdır. Çünki onlarsız biz heç kimi. Abu Darda radiyallahu deyir ki, alimlərimiz olmasaydı, biz heç kimiydik. Nə hörmətimiz olardı, nə də mərhəmətimiz. Həmçinin qardaşlar, çalışmalıyıq. Alimlərin gözəl əsərlərini yayaq. Alimlərin gözəl söhbətlərini yayaq. İnsanların hidayətinə səbəb olaq. Və çalışmalıyıq. Bütün müsəlmanlara, elm tələbələrinə, alimlərə qarşı gözəl səhv sahib olaq. Və
Okulunla da birleşen Karabayma ve her zaman birbirimizi yıkılmasına, ezilmesine, kimin ayak altına vermesine sebep olmuyor. Çünkü bugünkü günde İslam ümmetinin ne kadar ki havaya, ne kadar ki suya, ne kadar ki hayatını korumak için gıdaya ihtiyacı var. Bu ümmetin bahçılara, alimlere, ilim talebelerine, onların başının üstünde durup onlara terbiye verenlere ihtiyacı var. Ve insanın dini yaşadığı hayattan daha önemlidir. Eğer bir insan dünyasını itirerse sadece ve sadece ahirete kavuşmuş olan, o da onun gideceği nimeti bir hayattır. Ama insan dinini itirerse hem dünyasını zayi etmiş hem de ahiretini itirmiş olan. Allah Azze ve Celle'den dilerim ki kendilerimizi hakkı birleştirsin. Müslüman olarak yaşatsın, Müslüman olarak ölme nesip eylesin. Sözlerimizde ve amellerimizde ihlas nesip eylesin. Fitneden, fitne ehlinin şerrinden bütün hamımızı ve yeryüzünde olan bütün Müslümanları korusun. O kesler ki bu ümmetin alimlerini, bu ümmetin hakka davet eden talebelerini, bu ümmetin önderlerini gözler salmak için hile kururlar. Rabbim onları öz kurdukları hileye salsın. Ahiretten kala onları bu dünyada keşfelesin. Allah sana cenneden dilerim ki Muhammed ümmetine yardım eylesin. Onların seflerini birleştirsin. Seflerini birleştirerek kendilerini de birleştirsin. Sözlerini bir araya getirsin. Ve onları gücünü ve izzetini bir ümmet olarak bu dünyada zuhur etmeye nasip eylesin. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem.